Kesimi Tarsim sigortası da yapmamış. Bu da büyük bir sıkıntısıyla buranın bir an evvel saha tespitlerinin yapılarak, hasar tespit komisyonlarının kurularak harekete geçirilmesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini biz talep ediyoruz. Biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Tarım Bakanlığı, Besni Kaymakamlığı sorunları çözünceye kadar, çiftçilerimizin alın terilerinin karşılığı verilinceye kadar süreci takip edeceğiz. Ben bu kürsüden bütün Besni çiftçilerimize, Adıyaman'daki, Palaş'taki çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onların sesi olmaya devam edeceğim. Başkanım, size de teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Gündem dışı üçüncü söz, engellerin sorunları ve talepleri hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Piroğlu. Sayın Başkan, engelliler haftasındayız. Bu hafta engellilerin haftası olarak anılacak ve kutlanacak. Sosyal medya şimdiden sevgi sözcükleri, kalp resimleri ve benzeri şefkat dolu mesajlarla dolu. Biz diyoruz ki sevgi sözcükleri sizin olsun. Şefkat dolu yürekleriniz yanınızda kalsın. Engellilerin önündeki engelleri kaldırın. Engelliler sermaye için üretimin dışına düşmüş emek, devlet içinse hazinenin sırtında yük olarak algılanıyor. İktidar engelleri eve izole ediyor. Neredeyse bir kişinin, buradaki vekillerin ya da herhangi bir üst sınıftan birinin bir yemek parasıyla aylık gelir veriliyor. Bu izolasyonun içinde toplumsal hayattan, sosyal hayattan dışlanıyor ve yaşamaya zorlanıyor. Ama sadece engelli zorlanmıyor. Bakım hizmeti altında engelli eve hapsedilirken, aileye hapsedilirken aslında ailede kadını hapsediliyor. Engelli bireyle beraber anne de izole ediliyor, hayatın dışına itekleniyor. Devlet gerekli hiçbir desteği vermiyor ve anne ile beraber orada engelli neredeyse toplumun dışında yaşamaya zorlanıyor. Bu anneler sigorta istiyor. Ben bugün görme engellilerin noter önündeki, Noterler Birliği önündeki basın açıklamasına katıldım, geldim. Duyduklarım tüylerimi diken diken etti. Belki sizi rahatsız etmez. Avukatlar, doktorlar, değişik personel, öğretmen, görme engellilerin noterde imza yetkisi yok. Noter iki şahit olmadan onlarca davayı üstlenen, devlet adına arabuluculuk yapan avukatların imzasını tanımıyor. Ben 94'te öğretmenlik için başvurduğumda doktorun biri bana öğretmen olamazsın demişti. Milletvekili olabiliyoruz, bakan olabiliyoruz ama görme engelliyseniz notere gittiğinizde noter yasa dışı bir şekilde o kişinin şahitlik gerekir deyip imzasını tanımıyor. Görme engelliler diyor ki imzamız onurdur. Ben buradan diyorum ki engellilerin onuru onurumuzdur. Bir başka sorun devam ediyor. Mithat Tokur Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde çalışıyordu. KHK ile işinden atıldı. Kazandı, işbaşı yaptı. Şimdi Türkiye İş Kurumu onu başka bir yere sürdü. Kendisi ortopedik engelli ve yasa diyor ki ortopedik engellinin sürgün edemezsiniz. Ama yasa dinlememek noterden aşağı kadar geliyor. Yetmiyor. Çağlayan Adliyesi bir tane avukat savcıya dilekçe vermeye kalkıyor. Savcı dilekçeyi kabul etmiyor. Niye? Görme engelli, okumayı bilmezsin diyor. Ayrımcılık yukarıdan aşağı geliyor. Görme engelli, engellilerin basit talepleri var. Bir, yoksullukla uğraşıyorlar. Yoksulluğun en dibini yaşıyorlar. Alt bezi alamıyorlar. Sonda alamıyorlar. Medikal hizmetlerden yararlanamıyorlar. Ve sadaka gibi bir maaşla geçiniyorlar. Otizmli bireyler ağır sorunlarla uğraşıyor. Aileleri neredeyse intiharı istiyor. Bir baba tweet atıyor. Bugün halini görünce çocuğumun diyor, benden sonra devletin ne yapacağını biliyorum, ortada bırakacak. Ailelerin hepsi kendi çocukların geleceği konusunda derin kaygılara sahip. İstihdam. Ne yazık ki engelliler iş bulamıyor.
Devlet kadroları bile doldurulmuyor. Özel sektör engelliyi zaten bireyden, insandan saymıyor. Ve istihdamdan yok ettiğinizde bireyi aslında yaşamdan koparıyorsunuz. Devlet otomobil veriyor, OTV indirimi yapıyor. 400 lira, 400 bin lira sınır üstü koymuş. 400 bin lira otomobil bulamıyorsunuz. Adı engelliye OTV indirimi, engelliler hiçbirinden yararlanamıyor. Ve bütün bunlar basit genelgelerle, basit yöntemlerle burada bile çözülebilir. Bunun için kanuna bile ihtiyacı yok. Bu meclisteki hükümet, iktidar istediği an bunlar hakkında bir emirle, bir genelgeyle engellilerin en azından günlük yaşamını rahatlatabilir. Ama yapmıyor. Ama kılını kıpırdatmıyor. Hatta uluslararası yasaları, kendi çıkardığı yasaları görmezden gelmeye devam ediyor. Ve engelliler ne yazık ki bu engel... Tamamlayın sözlerinizi. Büyük mağduriyetlerle giriyor. Sebebi basit. İktidar sadakayla geçinen, bakıma muhtaç, izole edilmiş, toplumun dışına atılmış engelliler istiyor. Bizse engellerin kaldırıldığı, insanca eşit yaşayacağımız, eşit yurttaş olarak hayata gireceğimiz engelsiz bir dünya, engelsiz bir yaşam istiyoruz ve bilinsin ve duyulsun ki bunu eninde sonunda söke söke alacağız, biz kazanacağız. Milletvekilleri, şimdi sisteme giren ilk 20 milletvekiline yerlerinden birer dakika söz vereceğim. Sayın Çelebi. Teşekkürler Sayın Başkan. Sığınmacılar ülkemizde demografik yapımızı, sağlık gen haritamızı, sosyolojik bütünlüğümüzü, emek sermaye ilişkisindeki dengeyi, asayişi ve güvenliği, milli kültürümüze ve müşterek değerlerimizi, siyasi durumu, ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. Sığınmacılar meselesi ne din kardeşliğiyle ne de ırkçılıkla açıklanamaz. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, göç mühendisliği meselesidir. Bu konuyu dile getirmek suç değil, vatanseverliktir. Acil eylem planı olarak 1. Sınırda kuş uçurtmayıp yeni gelecekler engellenmelidir. 2. Esad'la Suriyelilerin geri dönüşü üzerine görüşülmelidir. 3. Avrupa Birliği ile eşit sorumluluk paylaşımı üzerine görüşülmelidir diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Yalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, pandemi izninde bulunan mahkumlarımızın bu haftadan itibaren tekrar cezaevlerine çağrıları yapıldı. Ancak hala pandemi tam anlamıyla bitmedi. Yeni varsan tiplerinden bahsediliyor. İnsan ve toplum sağlığı hiçbir şeyden önemli değildir. Bu sebepten dolayı pandemi izninde olan vatandaşlarımızın izin sürelerinin 6 ay daha uzatılması toplum sağlığı açısından ciddi anlamda doğru bulacaktır. Bu sebepten dolayı 6 ay uzatılmasını talep ediyoruz.